Saygıdeğer hemşehrilerim, güzel bir cuma gününden hepinize merhaba. Memleketimiz beyaz gelinliğiyle giydi. Çok güzel, harika bir manzara var burada. Kardan kıştan şikayetçi değiliz. Başımızın üstünde yeri var. Yeter ki yağsın, biz temizleriz. Biz gereğini yaparız. Bildiğiniz gibi dün itibariyle TOKİ'nin müjdesini artık verdik. Bütün yazışmalarımız olumlu sonuçlandı ve bunu da duyurduk halkımıza. Oradan gördüğümüz kadarıyla insanlarımız tam olarak yerini görmek istiyorlar. Biz de bugün arkadaşlarımızla beraber kartı işlemeden buraya çıktık. Ve şu anda size TOKİ'ye ayrılan yeri tam nokta olarak yerini göstereceğim. Bu arazi 130 dönümlük belediyeye ait bir arazi. Bir kısmında Kayacık mevki denen tarafta evlerimiz var. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu evlerle ilgili herhangi bir yaptırım yok. Biz bu 130 dönümlük arazinin içerisinde 15 dönümünü TOKİ'ye tahsis ettik. Bu arazi şimdi size gösterdiğim şu nispeten daha düz olan yerler. Tabi burada bir miktar harfiyat çalışması olacak. Bunu TOKİ ile görüşmeleri yapıldı. Ve gördüğünüz gibi bana göre çok güzel bir yer. Güney cephe, bir tarafı doğu, bir tarafı güney cephe. Önünün kapanma şansı yok. Çevre yolumuz görünüyor. Orada stat, orada İskilip'in bütün merkezi yerleri orada gözüküyor. Ve halkımız tarafından da oldukça rağbet göreceğini ben tahmin ediyorum. Sizlerden ricam, buraya ilgi gösterilsin de İskilip artık bu TOKİ olayını, bu sefer de talep noksanlığından dolayı kaybetmesin. Ve yine bir ricam da, genel bir ricam olacak. Şöyle ki, İskilip'te yaşayan insanların birçoğu değişik sebeplerde, muhtarlık seçimleri vesaire gibi sebeplerden dolayı ikametgahlarını başka yerlere aldırmış durumlar. Çorum, Ankara köylerimizde. Şimdi bu arkadaşlarımızın buralarda TOKİ'ye müracaat etme şansları yok. TOKİ'ye müracaat etmenin birinci şartı ikametgahın İskilip'te olması. Ben buradan herkese bir çağrı yapıyorum. Hem TOKİ'ye müracaat edebilmeleri için hem de İskilip'in İller Bankası'ndaki payını çoğaltılabilmesi için lütfen İskilip'te yaşayan insanlar ikametlerini İskilip'e aldırsınlar. Zaten yasal bir zorunluluk da bu. Bununla ilgili çalışmalara başlayacağız. Ama TOKİ'ye müracaat etmek için birinci şartınız ikametgahınızın İskilip'te olması. Ben buradan soğukta arkadaşlarımı da çok yormak istemiyorum. Hepinize saygı ve selamlar sunuyorum. Hayırlı cumalar.